Evet, bununla ilgili bir takım haberler de geliyor. Yine onları da sormak isterim. Dünya Gıda Tröstlerinden Monsanto'nun söz gelimi Tokat'ta. Yani yine bizim köylerimizde önce Kars'ta, şimdi Tokat'ta GDO'ya ikna edemediği çiftçinin arazisine markırlı ürünleri ekip hasılat günü noter baskını ve mahkeme tehdidiyle yine GDO'ya mecbur bıraktığına dair iddialar da var. Aynen bu şirket aynı durumu Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaptı. Bakınız şu anda dünyadaki ikinci sıradaki lobi, finanstan sonra gelen lobi bunlar. Dünyadaki gıda sektörü 13 trilyon dolar falan. Şimdi böyle bir yerde bu adamların bu işi şansa bırakma gibi bir eğilimler olamaz. Bu adamlar insanlığı bakınız 1969 bu Filipinler'deki Rockefeller Vakfı'nın kurmuş olduğu araştırma enstitüsünün başkanı da ilk Henry Kissinger'dır. Henry Kissinger, Rockefeller Vakfı'nın bu vakfın kurucusu ailenin damadıdır. 1969 adam diyor ki, bir, para ile hükümetleri, petrol ile devletleri, gıda ile insanlığı kontrol edersiniz. Durum bu. Bunu. Ya bunu Türk milleti olarak devlet bunun tedbirlerini alacak ya da size bir şey söyleyeyim. Bir şey. Yine 1969'da efendim Rockefeller ailesinden biri aynen şunu söylemişti. Çocukları yatak odalarından laboratuvara alacağız. Şimdi gıda meselesi sadece bir bedensel psikolojik hadisenin ötesinde gıda meselesi karı koca ilişkisinin cinsel hayatını bile etkileyen en önemli faktördür. Yani gıda şeyde bu modern bulguyla beslenme devam ettiği sürece erkek erkeklik pozisyonunu kaybeder. Bu kadar net. Bunu Amerika'da o kadar çok makaleleri, efendim, kitapları var ki Türkiye'de tabii her şey dursuna söyleniyor. Şimdi Amerika'da 50 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıyor. Şimdi bize Sağlık Bakanı olsun. Efendim o işte Mehmet Ceyhanlar bilmem, Ceylanlar bilmem, onlar bunlar. O bilim kurulunun bilmişleri nerede bilmiyorum. Rapor elimde. Bakın. Bir doz BioNTech olan, mRNA aşısı olanın COVID'e yakalanma ihtimali 1.7 kat artıyor. 2 doz olanın 2.4 kat artıyor. 3 doz olanın 3.4 kat artıyor. Ve benim baldızım 3 BioNTech'ten sonra COVID'e yakalandı. Bir hafta yattı ve 8. gün beyin emboli attı ve öldü. İki çocuğun yetim kaldı. Bunun hesabını kim verecek ya? Yine de türlü diğer hastalıklar için de aşılar geliştiriliyor diye Aşı açıklayalım. karşıtı falan değil. Ama Luc Montagnier, Fransız virolog, HIV'yi bulan, AIDS'i bulan adam, toprağı bol olsun, geçen sene öldü. Adam dedi ki, bu aşılar aşı değil. Bu aşılar varyantlar artık. Artı bu aşılar ölümlere sebep olacak dedi. Amerika'daki söylenen rakamı söylüyorum. Amerika'da COVID'le öldü denen insanların 2022'nin Eylül ayında bir profesör arkadaşımın, Amerikalı profesör arkadaşımın söyledi. En az 1 milyon insan bu aşıların embol atmasıyla öldü diyor. Bugün çevremde en az bir düzin arkadaşımın da ailesinden krizler geçiren oldu. Bu noktada yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'de maalesef geçmişte yasaklanmıştı. Şu anda 27 ilde ekimi için CBD, kenevir tohumu ekstratı. Bu aktarlarda kenevir yağı da bulunur ama bunlar ısıl işlem görmüştür. İşe yaramaz, faydalı olmaz ama ithal ediliyor. Türkiye'de bir sürü internetten bulabilirler. CBD, özellikle bu şeyi olmuş olanlar, mRNA aşısı olmuş olanlar mutlaka bu CBD kenevir tohumu ekstratını alıp kullansınlar. Ben de kullanıyorum. Ha. Damla şeklinde. Damla bir altında sabahları 5 damla aç karnına şey yapın. Sadece ona değil. Yani Türkiye'de ünlü bir mobil telefon şirketinin sahibi ağız kanseri oldu. Bundan fayda görüyor. Yine eski bir başbakanlarımızdan birinin eşi prostat kanseri oldu. Bundan çevremde şu anda bildiğim
meme kanseri geçirmiş rahim kanseri olan, bunlardan büyük fayda görenler var. Yine bir başka tavsiyem var. Bunlar halk bir şeyi, bu yörükleri böyle halk doktorları vardır. Alıç sirkesi var ya, alıç. Kimyasal katılmamış. Alıç sirkesini. Herkes tüketsin. Alıç sirkesini. Alıç. Bunlar büyük fayda sağlıyor. Isırgan otunu. Herkes tüketsin. Anadolu'da bol miktarda var ısırgan otu. Yaşını bulamıyorsan kurusunu al ye. Ya ye kardeşim. Ama biriniz ki, biriniz ki aşı karşıtı değil. Ama bunlar aşı değildi. Bunlar bir tezgahtı. Ben Biyopolitik Savaşlar kitabımda artı Hollywood Sineması ve Bilinçaltı Operasyonlar kitabında biri 10 yıl önce, birini 8 yıl önce, herkes alıp bakabilir eski tarihli bir virüsün gelmekte olduğunu, tezgahlandığını yazdım zaten. Bunu alim olmaya falan gerek yok. Bunu adamlar göstere göstere yaptılar zaten. O açıdan oyun alanı iklim, gıda, su ve ilaç endüstrisi. Bunun üzerine 200 yıl boyunca vahşi kapitalizm insanlığın çevresini oydu, iklimin anasını ağlattılar. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili bir iklim değişikliği var ama bu devir olarak insanlık tarihi boyunca var ama iklimin manipüle edildiğini herkes bilsin. Haarp'la iklimle oynandığını bilsin. Türkiye'de Haarp'la ilgili en iyi bilgisi olan adam Koç Üniversitesi şu anda rektörlüğünü yapan hocadır. Bu konuda 330 şey vardır, makalesi vardır hocam. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu. Biz artık küresel bir oyunla karşı karşıyayız. 200 yıl boyunca insanın çevresini oyanlar artık direkt insan bedenini, insan beynini, insan zihnini hedef almış vaziyetteler. Artık insan bedeni, insan beyni savaş alır. Hocam, tatilde Antalya'ya gittiğinizi söylediniz ya, biz haberlerde gördük şu şekilde. İşte o kadar çok Ege'ye, Akdeniz'e, Muğla'ya vesaire o kadar çok fazla giden isimler oldu ki bir aylık oranın işte içme suyunu ya da kullanma suyunu bir haftada bitirdiği şeklinde haberler vardı. Yani bir yandan da hani resmin büyük kısmını görmeye çalıştığımız zaman evet bizim işte güzel ülkemiz, Türkiye'miz için bir takım hani planlar yapılıyorken burada bir biriktirme söz konusu da var. İnsan biriktirme söz konusu da var. Küresel yeni dünya düzeninde, küresel dünya tasarımında 3 tane kobay ülke var. Kanada, Hollanda, maalesef Türkiye. Ve Türkiye'de iktidar da muhalefet de buna izin. Peki yine anlattıklarınızdan yola çıkarak neden o kısımlar boş bırakılıyor? Yani tarım sektörü, işte şimdi endüstrisi. Neden boş bırakılıyor? Türkiye'de tarım üvey evlat. Yani tarım üvey evlat. Mutlaka bu yapının değiştirilmesi lazım. Türkiye'deki tarımdaki yaş ortalaması 55. Ve tarımda çalışanların sayısı 750. 750 bin kişi. Yaş ortalaması 55. 90 milyon. Ülkeye 13 milyonda kaçak göçmen çattılar. 100 milyon, 103 milyon insanı. Artı ülkeye 25-30 milyonda turist, 150 milyon insanı 750 bin kişi besleyecek. Besleyemiyor, ithal ediyor. Evet. Az önce işte deney yapıldığını söylediniz ya, Hollanda, Kanada tabii. Ve Türkiye şeklinde. Ama Hollanda'nın da bir takımın yapmış olduğu girişimler var. Orada yapay etler var. Şimdi bak şimdi orada sivil toplum direnişleri. Türkiye'de bakınız şimdi... İnsanlara diyorlar ki vegan, işte vejeteryan, vegan. Hmm. Vejeteryana saygı duyuyorum ama vegan absürt, aptallıktır veganlık. Hmm. Çünkü bakınız, vejeteryan olabilirsiniz. Ama bir şey söyleyeyim. Bir veganlık bir projedir, küresel bir proje. Aslan, kurt, kaplan. Ne yer? Et. Ne olur? Vurdum indir. Avını. Koyun. Keçi. İnek. Ne yer? Ot yer. Saman yer. Ne olur? Bakınız, gıdalarla aklınızı alıyorlar. Düşünemiyorlar. Bunlarla beslenmiş olan vücuduna doğru oksijen bile gitmez. Ben köylü çocuğum. Ben arazi sahibiyim. Ben bir çiftçi. Babam bir milli güreşçi, şampiyon bir milli güreşçi. Yağlı güreşçi, milli güreşçi. Onun dışında babam bizi o topraklarla besledi, okuttu, büyüttü. Peki
Peki şimdi o zaman son olarak onu da sormak istiyorum. Açlık bahane edilerek tarımsal ürünlerden ete kadar tüm ürünlerin yapayı laboratuvar ortamında üretiliyor. Dediğim gibi az önce. İnsanları kontrol etmek için. Bir sözünüz var onunla ilgili. Allah meydan okuyorlar diye. Nereye götürmek istiyorlar peki insanları? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun en bariz şeyi alıp okursunlar. Homo Deus biliyorsun. Harari'nin. Homo Deus tanrı insan demektir. Bu mantık, bu inancın, bu felsefenin kökenleri milattan önce 3500 Mısır Hermetizmine gider. Mısır Hermetizmi, Yunan Pisagorculuğu felsefesi, Hint Mistizmi, İran Mitraizmi ve Yahudi Kabalası hepsi birlikte tanrı insan. Çünkü tarikatlar ve masonluk aynı merkezin kontrol altındadır. Tarikatlar var. Sadece İslam'ı demiyorum. Bütün dini tarikatlar ve istisnalar dışında aynı merkezin kontrolü altındadır. Masonluk, ezoterizm, efendim ne der? Evrenin ulu mimarı der, öteki varlıkta birliktir. Bunun kökenleri hermetizme oraya kadar gider. O tanrılaştırdıkları insan Covid-19'da bir de zavallı duruma düşürdüler. Beş paralı gittiler. İşte bu anlamda şunu ifade edeyim. İslam la bu baktığımızda işte efendim varlıkta birlik Allah'ın bir parçasıyım martavalı okurlar. Hayır. Hiçbir şey Allah'ın parçası falan değildir. İslam'a göre. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Önü ve sonu olmayan mutlak yaratıcı Hazreti Allah ve cansızdan canlıya Allah'ın yaratıkları. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Ama insanlara öyle bir pompalıyorlar ki efendim sen de Allah'ın bir parçasın. Sonra dönüyor zaten, sapıtıyor. Bu hermetizmdir. Pisagorculuktur zaten. Mitraizmdir bu zaten. Bir müddet sonra ben de Tanrı'yıma gelip dayanıyor iş. Ondan sonra da film kopuyor. İşte bugün de ezoterizm. Bugün küresel elitokrasi semavi dinler. Zaten Yahudilik ve Hristiyanlık bitirmiş vaziyette. İslam'ı da milattan sonra yani 13. yüzyıldan bu tarafa ki yeri gelmişken söyleyeyim. Merak edenler okusunlar. Princeton Üniversitesi'nden Frederick Starr'ın kayıp aydınlanma. Orta Asya Türk dünyası merkezli nasıl bir İslam medeniyetinin kurulduğunu görsünler. Bugün İslam Bilmen'de 700 yıldır yetimdir. Çünkü İslam varlıkta birlik martavalının eline itilmiştir. Kur'an'ın dışında bir İslam tezgahı almıştır. İşte o açıdan bugün yapılan noktada küresel aristokrasi semavi dinler istemiyor. Ne istiyor biliyor musun? Senkretik bağdaştırılmış demektir. Paganizm, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam'ı böyle harmanlayan güya ama kendini tanrı zanan aptallarla kafaları şişirilmiş bir insanlık tezgahı. İnsan tanrı olur mu ya? İşte bu adamlar bu oyunu oynuyorlar. Bu iddia şeytanın iddiasıdır zaten. Ve şeytanın temsilen Allah'a meydan okuyorlar. Ama siz, ben, insanlar uyandıkça kaybedecek. Evet, uyandıkça ama neyi görmemiz gerekiyor ilk başta kendimizde, evimizde? Keşfedilmiş ve keşfedilebilecek en büyük silah kendine inanmış insandır. Biz yüce yaratıcı Allah'ın kullarıyız. Sadece Allah'a biat ederiz. Onun dışında hiç kimseye. Yani aslında hep söylediğiniz gibi yani her şeyden de o güçlerden de korkmamak Hayır, gerekiyor. Hayır, korkmaya gerek yok. Bakınız, mücadelenin yolu bilmekten geçer. Bilmek için farkında olmak gerekir. Farkında olmak için okumak gerekir. Gelirsiniz Yüce Kur'an'ın ilk ayeti okuya gelir dayanırsınız. Okursanız bilirsiniz. Fark edersiniz, fark ederseniz bilirsiniz. Bugün yapılan hadise bu. Zaten bilimde de 1950, eğitimde de 1950'den beri sol lob ağırlıklı bir eğitime ağırlık verilmektedir. Sağ lob din, inanç, müzik, estetik, güzelliktir. Sol lob pozitif bilimlere gördüğüne inanan, görmediğini reddeden bir anlayıştır. Bugün geldiğimizde artık pozitif bilimler tıkandı. Artık zekayı ve zihni tarif eden bir tarif yok. Zihin var mı var? Zeka var mı var? Ama ortak bir tarif yok. Biraz da yapay zekayı bırakılıyor her şey. Ondan yapay zeka yapacağı pek çok şey var. Ama yapay zeka eninde sonunda insanın yaptığını yapamaz. Yani o pek çok şeyi yaptırırlar ama insanın gözünü, parmağını, efendim insanın bir kısım duygularını, zihnini yapalım. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz varsa onları da yine gıda ile iklimle küresel. Şunu ifade edeyim.
Rahmetli babam derdi ki, dediğim gibi bir Yörük Bey'i, oğlum önce kendinizin doktor olun. Sonra Allah ihtiyaç göstermesin. Bir ihtiyaç olursa iyi hekimlere gidin. Şimdi önce kendimizin doktor olacağız. Kendimizin doktor olmak için de ne yiyorsak, ne içiyorsak oyuz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Birinci şart bu. İkinci şart, ben Mehmet Akif Ersoy idolümdür. Allah gani gani rahmet eylesin Mehmet Akif Ersoy'a. Der ki Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Ama yazmamanın yolu da hazır ol Cengiz, istersen durdun Salih.